Erdoğan başkanlık sistemi için meydanlarda iftira ve yalan rekoru kırmaktadır. Yeni anayasa ve 400 milletvekili için gece gündüz demeden zehir kusmakta, milletimizi aldatmaya, aklını çelmeye, tertemiz duyguları sömürmeye teşebbüs etmektedir. Erdoğan haddini aşmış, kırmızı çizgiyi geçmiştir. Çok tehlikeli bir kumar oynamaktadır. Türkiye'yi uçuruma sürüklemektedir. Öyle kontrolden çıkmış, öyle gözünü hırs bürümüştür ki artık her şeyi kendisi için hak ve meşru görmektedir. Deyim yerindeyse Türkiye Cumhuriyeti'ni tek taraflı feshettim dese neredeyse kimseden ses çıkmayacaktır. Anayasayı kaldırdım dese sanıyorum kimseden etkili ve caydırıcı tepki gelmeyecektir. Erdoğan musibeti Türkiye'yi mahvın eşiğine getirmiştir. Türk milleti buna dur demeli, mani olmalı, set çekmelidir. Aksi takdirde son ve sonuç felakettir. Erdoğan despot ve diktatör tavırları toplumsal dip dalgayı tahrik edebilecek, ülkemiz çok tehlikeli çatlak ve çalkalanmanın ortasına hapsolabilecektir. Böyle giderse Erdoğan'ın Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali gibi ülkeden kaçması, yurt dışına çoktan kaçırdığı servetiyle kalan ömrünü tamamlaması hiç kimse adına sürpriz olmayacaktır. Erdoğan Balıkesir'de sıkıyı görüp yeni bir yalan ve riya atmosferi tesis etmek amacıyla bizzat mucidi olduğu sözde Kürt sorununu inkar etmiştir. Kürt sorununu bu milletin bir parçasının değil hepsinin sorunudur diyen Erdoğan'dır. Kürt sorun herkesten önce benim sorunumdur diyen yalancı Erdoğan'dır. Kürt sorunu çerçevesinde çalışma başlattık diyen vicdanı donmuş kişi yine Erdoğan'dır. Diyarbakır'a gidince Kürt sorunu diyen, Balıkesir'i görünce bunu inkar eden Recep Tayyip Erdoğan'ın artık yalan makinesi, çark ustası, kıvırma uzmanı olduğu net olarak bellidir. PKK'yı silahlandırıp moral ve milattan militan takviyesi yaparak iğrenç pazarlık masalarına kurulanlar bunun hesabını iki cihanda da vereceklerdir. Hiç kimse kurtulamayacaktır. Erdoğan ve AKP'nin milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir. Türk milletine yönelik bitmek bilmeyen tarihi ihanet süreci Erdoğan, Davutoğlu ve Öcalan'dan oluşan üç temsilcisiyle hiç olmadığı kadar sona yaklaşmıştır. Talihsizliktir ki milli coğrafya, milli varlık, milletin bekası için duyulan kaygılar ve oluşan tehdit 1910'lu yılların sıkıntılarıyla örtüşmeye başlamıştır. Bin yıllık yurdumuz olan bu topraklardan sürülmemizi amaçlayan tarihi emellerin uygulanabilmesine müsait bir sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik zemin AKP zihniyetinin ağır tahribatı ile yeterince olgunlaşmıştır. Dün 1915 Çanakkale'sinden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti ile taşlanan süreçte niyetleri yarım kalmış emperyalizmin zalim iştahından hiçbir şey kaybetmediği anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl kahraman ecdadımızın silah gücüyle bozduğu aynı oyunun sahnelenmek için sabırla beklenen yeni işbirlikçilerinin bulmuş olması Türk milleti için tam bir utanç vesilesidir. Cumhuriyetimizin temeli olan milli devlet üniter yapının tasfiyesi, milletimizin kimliksizleştirilmesi, yapay azınlıklar oluşturulması, alt kimliklerin sivritilmesi ve bin yılda oluşan kardeşlik hukukunun zedelenmesine doğru ilerleyen bu çok vahim süreç beka düzeyinde tehditleri barındırmaktadır. Bu ihanet sürecinin sonuç alması halinde ortada ne üniter devlet, ne milli devlet, ne Türk milleti kavramı ve birliği kalacak, 92 yıl önce cumhuriyetle şekillenen temel yapılanma ve kurucu değerler sistemi bütünüyle ortadan kalkacaktır.